Rahmetli Demirel'in meşhur sözüdür. Galibiyetin sahibi çoktur ama mağlubiyetin sahibi yoktur. Binaenaleyh mağlubiyet yetimdir. Şimdi AK Parti yetkilileri yaptıkları zamları yetim ve öksüz bırakmaya uğraşıyorlar. AK Parti grup başkan vekillerinden biri çıkıyor. Bu zamları devlet yapmıyor diye veriyor. Şimdi bir gecede elektriğe %127'ye varan zammı kim yaptı? Son bir yılda benzine yüzde %110, mazota %133 zam mı kim yaptı? Herhalde İngiltere kraliçesi yapmadı. Rahmetli Başkan Kennedy de yapmadı. Taçsız kral Pele de yapmadı. Brigitte Bardot veya Nadia Comaneci de yapmadı. Bu zamları Şener Şen hiç yapmadı. Bu zamları siz yaptınız, siz. Bu zamları sarayın kibirlisi yaptı. Ama utanma duygusu gidenin kalbi de ölürmüş. AK Parti'nin yerizi var. Bir de onunla yarışan şimdi Konya ve Erzurum'da da yerizler çıktı. Yeni yerizler var. Bu zamları CHP yaptı deyip milletin aklıyla alay etmeye kalkıyorlar. Başka AK Partililer de çıkıyor, faturalar fazla abartılıyor, doğalgaza minimini zam geldi, zamlar geçer tepkiye lüzum yok diyerek tam bir pişkinlik sergiliyorlar. Damat bir zamanlar Cumhurbaşkanımız Ay'a dört şeritli yol yapacağım dese inanacak seçmenimiz var demişti. Anlaşılan Yeliz ve tüm saz arkadaşları da salla yalanı bulunur, inananı diye düşünüyor. Allah aşkına milletime soruyorum bunlar ne yiyip ne içiyor? Bu kafaya nasıl geliyorlar? Pes doğrusu. Ayıptır, yazıktır, elinsaf. Zaten zamlarla millete zulmediyorsunuz. Bari milletle alay etmeyin. Çok açık söyleyelim. Kendi bahçenizde peydahladığınız bu zamları bizim evin avlusuna bırakıp kaçamazsınız. Öyle kapan da kaçan yok. Ne biz ne de milletimiz buna izin vermez. Bu zamlarında da zulmün de nesebi sahihtir. Bu zamların bu zulmün anası da babası da ucube şahsım rejimidir.